Bak şimdi bu iş bitti. Ay olmadı, sarı bir. Manasız. Nasıl? Kesmedim. Ah. Oh. Okey neydi? Sadık fırık almaz mıydın? Hayır. Aa elime bakma lütfen. Al. Boyalama kocama. Bak Sadık. Elime bakıyorum. Çok iyi oldu vallahi bu. Bitti mi? Az kaldı. Oy. Hadi karışım, hadi karışım, hadi. Ay işte bu kadar. Bu iş biter. Gel, hadi bakalım hadi. Gelmiyor. Al. Hem de renk gelip. Düş 4 puanda. Yapmayalım. Ya şekerim şunu taşları dağıtırken şey yapsana bir arasana. Merak ediyorum çalıştılar mı, uyudular mı, yattılar mı, ne yapıyorlar? Tamam çevireyim ama bak gör gene meşgul çalacak. Çeviriyorum. Aa dur cepten arama. Ev telefonunu getireyim evden ara. Dur. Çevirdim de. Ah sağ ol Yavuz. İşte beklenen sonuç. Meşgul. Hangisi? Cem. Başka kim olabilir ki yani? Biz evden çıkar çıkmaz panter gibi telefonun üzerine atlıyor kardeşim. Kes açlığını, aklı başına gelsin. Aslında düşünmediğim değil. Çok haklısın da de kıyamıyorum. Ama yok, yapmak lazım, yapmak lazım. Çünkü ancak öyle akılları başlarına gelir yani. Yavaş konuşalım, toprak uyanmasın. Ay çok pardon çocuklar. Merak etmeyin işte. Toprak kolay kolay uyanmaz. Bizimki maşallah deliksiz uyuyor. Aynı kış uykusuna yatmış gibi. Problem yok. Hadi buyurun. Hadi bakalım. İkine, Dur Meraç'ın önünü. Dördü. Çocuk geçti. Sanki uyuyordu. Olur mu öyle şey kızım? Uyumuyordur. Sana öyle gelmiştir. Gözleri kapalıydı ama gördüm. Nerede? Şuradaydı. Gitmiş bile. En iyisi Perihan Peri'ye söyleyelim. Peki madem öyle bir şey gördüğüne eminsin o zaman söyleyelim. Perihan teyze. Perihan teyze. Perihan teyze. Eda. Efendim. Hayatım, bana mı seslendi? Yok. Kime efendim dedin o zaman? Annemin sesini duydum gibi geldi. Duydu zaten. Sen gözünü açana kadar bu şapşal uyandı. Hadi ben içerideyim. Gel. Rüya gördüm herhalde. Neyse sen uyumana devam et. Ben de yüzümü yıkayıp sana kahvaltı hazırlayayım. Aşkım iyisin değil mi? Bak kötü bir rüya görmedin yani. Yok canım. Ne rüya gördüğümü hatırlamıyorum bile. Hadi bebeğim sen uyumana devam et. Tamam kaldırırsın. Şimdi anlayacağız. Sadece bir rüya mıydı yoksa kötü bir kabus mu? Yani anne ben sana inanamıyorum. Her gelişim bir olay. Ay. Ne yaptım ben şimdi? Ne yaptım ben şimdi? Daha ne yapacaksın? Sabah sabah biz yatakta uyuyoruz. Yani
ben ki uykusu ağır biriyim. Fakat her sabah acaba annem mi gelecek yoksa Yavuz annemi duyacak mı diye tetikte uyuyorum. Ay iyi ki tetiktesin. Bağırıyorum bağırıyorum, duyuramıyorum, uyandıramıyorum. Senin ne ağır uykun var. Üf, tamam tamam hanımefendiciğim, bu sabahki sebebi ziyaretiniz nedir? Kızınla ilgili. Ne olmuş kızıma? Toprak nerede biliyor musun? Odasında uyuyor. Hah, sen öyle san canım. Aa. Gel de bak. Bak bakalım burada mıymış? Ay, yok nerede? Ay korkma korkma, telaşlanma, bizde. Anne sen benimle oyun mu oynuyorsun? Niye söylemiyorsun baştan sende olduğunu? Ha, geceden beri bizde. Nasıl yani? Bak şimdi ben odama televizyon seyretmeye, dizilerimi seyretmeye çıkmıştım. Babam da aşağıda uyuyordu. Toprak gelmiş yanına kıvrılıvermiş. Ay nasıl olduğunu ben de anlayamadım. Anasının kızı ne olacak? Seslen seslen bir türlü uyandıramadım. Yavuz kalkmadan geldi, al kızını. Anne bu kız beni bir gün deli edecek. Bak ben sana söylüyorum. Geçen gün çileğin yanına böyle gitmiş. Neyse hadi gidip alalım onu. Ay bu kılıkta mı? Ne o, partiye mi gidiyoruz? Hadi anne. Aa, görüyor musun? Bak gerçekten de buraya kaçmış. Vallahi ben yaladım yaladım kaldıramadım. Dilimde tüy bitti derler ya. Tam manasıyla dilimde tüy bitti. Toprak. Toprak. Kızım hadi uyan. Yahu seni burada bırakamam, hadi uyan. Ben bir an önce kalkman lazım. Baban uyanırsa burada olduğunu nasıl açıklarım? Toprak. Ayrıca kreşe gideceksin. En iyisi sihir yapmak. Yapma. Basit şeyler için sihir kullanma Edacığım. Ne yapayım? Kulağından öpeyim bari. Öyle yapınca çok sinir oluyor. Kesin uyanır. Anne ne yapıyorsun ya? Ne yapayım küçük hanım? Bana başka çare bırakmadın hanımefendi. Hem senin ne işin var burada? Aa sahi niye buradayım? Dün gece odamda değil miydim? Ne zaman geldim? Ne zaman uyudum? Ben seni geçenlerde çilekte bulduğum zaman da bana aynı şeyleri söyledin. Oyun mu oynuyorsun sen? Hayır anne. Gerçekten bilmiyorum. Oyun oynamıyor kızım. Oyun oynamıyor. Sen nereden biliyorsun? Hem niye gene buradasın Perihan? İşte ben de sizinle bunu konuşacaktım zaten. Dudu, Eda biraz yukarı çıkalım mı? Hey, hadi çıkalım. Ya nereye? Taceddin'cim sen azıcık toprakla oynar mısın? Biz hemen iniyoruz. Tamam Perihan'cığım. Bana bak, bir daha cığım cığım dediğini duyarsam ben de senin o ağzını büzeceğim. Anneciğim şu anda ilgilenecek çok daha önemli şeylerimiz var. Lütfen yukarı çıkalım. Hadi hadi. Ya dede ne zaman geldin buraya? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Allah veri de tahmin ettiğim şey olmuyor. Evet seni dinliyoruz Perihan Hanım. Öt bakalım. Anneciğim bir saniye sakin olur musun lütfen? Perihan teyze neler oluyor anlatır mısın? Çocuklar sanırım ailede herkesin bilmesi gereken çok ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Toprak bir uyur gezer. Toprak ne? Dün gece gökyüzünde bir peri aile, daha doğrusu peri ailenin çocuğu toprağı uyur vaziyette gezerken görmüş. Ve kalkmış buraya gelmiş. Evet, evet. Ay bir bu eksikti. Çocuklar bu çok ciddi bir sorun. Uyurken oraya buraya gidebilir, ne bileyim sihir yapabilir ve bütün bu yaptıklarının hiçbirini hatırlamayabilir. Ah başımıza gelenler, vah başımıza gelenler. Çaresini bulamadığımız tek hastalık bu. Ya, ya. Ve biricik torunumu geldi buldu. Hayır ben, ya şimdi hangisine yanayım? Toprağın uyur gezer olduğuna mı üzüleyim? Yoksa Yavuz gecenin köründe kalkıp da toprağı bulamazsa ona ne açıklama yapacağıma mı üzüleyim? Bilemiyorum Edacığım ama haklısın, seni bayağı zor günler bekliyor. Yani gözünü toprağın üzerinden ayırmasan çok iyi edersin. Hele bir de kreşte uyku saati varsa. Olmaz mı? Oh. O zaman çocuğu kreşten almalısın.
Perihan teyze çıldırdın herhalde. Toprak böyle bir şey asla kabul etmez. Hayır, evde isyan çıkar. Başka çare yok Eda'cığım. Ona bunun sebeplerini anlatıp tatlılıkla ikna etmek zorundasın. Bu halde fanilerin arasına karışamaz.